İyi akşamlar değerli izleyiciler. Siyaset analizi başlıyor. Canlı yayın konuğum Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Bey. Mahmut Bey hoş geldiniz siyaset analizine. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kıymetli izleyiciler, Hak İş ve Mahmut Arslan Bey'den bahsetmeye gerek yok. Bizim Türkiye'mizin en önemli köklü ve en büyüklerinden bir tanesi İşçi Konfederasyonu olarak. Yıllardır benim ömrümden daha fazla ömrü var Hak İş'in. Sayın Başkanımız ve Hak İş'in bütün kadroları işçi haklarıyla çok yakın ilgilendikleri gibi ülkenin bütün meselelerini de sürekli bir sivil toplum örgütü olarak her zaman mercek altına almaktadırlar. Eminim ki daha çok vakti Sayın Başkan'a ayırmamız gerektiğini siz de istiyorsunuz. Bu arada Facebook, Twitter, Messenger ve telefon SMS'lerinizle hem katkı hem de sorularınızı lütfen göndermeyi unutmayın kıymetli izleyiciler. Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bugün 17 Ağustos maalesef özellikle Marmara depreminde 18 bin kardeşimizi kaybetmiştik. 17 yıl önce ve 10 binlercesi yaralandı, evler yıkıldı. Bugünlerde de yine de Marmara depremi üzerinde de konuşmalar da yapılıyor. Bununla başlayalım başkanım. Buyurun. Hay hay. Öncelikle teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Burada olmaktan, sizin programımıza katılmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Hem şahsım hem de konfederasyonum adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Görüşlerimizi kamuoyuna duyurma konusunda da hassasiyetiniz için. 17 Ağustos 1999 tabii Türkiye'nin en büyük sarsıntılarından, en büyük depremlerinden birisini yaşamıştık. O gün sizin ifade ettiğiniz gibi Marmara bölgesinde gerçekten adeta kıyameti yaşamıştık. 18 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Siz hizmet iş başında mıydınız? Evet, efendim? Uzman Hizmet Sendikası'nın genel başkanıydım. Bölgede de çok yoğun bir örgütlenmemiz olduğu için deprem bölgesine o gün ulaşmaya çalışanlardan bir tanesiydim. Oradaki yaşananları gerçekten gördüğüm zaman hala hakikaten etkisinden kurtulmak çok zor. Bir defa kardeşlerimizi, kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Tabii bu acılar aslında dinmiyor. Zaman geçtikçe pek çok yakınını kaybeden kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman görüyorum ki aslında acılar dinmiyor. Biraz nasır bağlıyor ama özlemler, hasret daha çok artıyor. Hakikaten oradaki yaşanan trajedi, evet. İnsanlar yıkık arasında kalmışlar, eliyle yardım istiyor. Yardım istiyorlar. Ve çaresizsiniz. Ağlayanlar, bağıranlar, feryat edenler ve orada görüyorsunuz canlı beton arasına sıkışmış ama kurtaramıyorsunuz. Çaresizsiniz. Yollar kapalı, iş makinesini getiremiyorsunuz. Yalvarıyorsunuz bir makine bir şey gördüğünüz zaman. İşte gel benim yakınım burada. Yani o gerçekten bir kıyamet günü aynen gibiydi. Öyle. Sayın merhum Başbakan Ecevit telefonla da ulaşamıyordu. Maalesef. Televizyonlar vasıtasıyla doğru. Bakanlar kuruluna. Yani halk kendi kendine ben yol kapanmıştı. Oradaki gençler ellerine birer sopa aldılar. Yolu açmak için kendileri inisiyatif aldılar. Çünkü yol kapandığı zaman kimse bir yere gidemiyordu. Ambulans giremiyordu. Evet. Özellikle Gölcük ve İzmit arasındaki koridordaki yaşananlar, hakikaten bizim de yakınlarımız oradaydı. Onlar için gitmiştim. Tam bir trajedi yaşanmıştı. Pek çok konu yeterli ekipmanımız olmadığı için insanları kaybettik. Değil mi? Zamanında ulaşılamadığı için kaybettiklerimiz oldu. Esas insanları yaralayan da o. Devlet yok. Evet. Devlet halkın gerisinde kaldı. Biz oraya ulaştık ama başbakanımız gelemedi. Biz oraya ulaştık ama devletin eli ulaşmadı. O yüzden 17 Ağustos depreminde kaybettiklerimiz kadar devletin o dönemdeki acizliği, çaresizliği ve gerçekten hantallığının çok tipik bir göstergesiydi. Peki Sayın Başkanım, o günden bugüne, çünkü yani takip ettiğinizi biliyorum, doğru. Ülkenin bütün meselelerini. İnşallah gelişmeler vardır. Yani bugün yine Marmara için bir deprem beklentisi var. Kuşkusuz çok şey değişti. Artık biz yeni bir konsept geliştirdik. Depreme dayanıklı inşaatlar yapmak, artı böyle felaket anlarında
nasıl bir organize olabileceğimiz için çeşitli şeyler, organizasyonlar, AFAD gibi organizasyonları gerçekleştirdik. Sivil savunmamızı güçlendirdik. Özel sektörün, STK'ların özellikle bu yardım konusunda, kurtarma konusundaki teşvikler gerçekleştirdi. Yani pek çok şey değişti. Tabii şehirlerin altyapılarını yeniden oluşturduk. Pek çok konuda geçmişle kıyaslanmayacak önemli adımlar atıldı. Ama yeterli mi? Hala eksiklerimiz var. O depremin Türkiye maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar. Bu 100 yıl içerisinde yaşanmış depremlerden, ekonomik yönden en büyük pahalı depremlerden bir tanesi. Altıncısıymış. Gerçekten 100 yıllık dönem içerisinde. O yüzden hem ekonomik kayıpları çok fazlaydı, hem ülkenin can kaybı açısından çok fazlaydı, hem de tabii toplumu çok ciddi şekilde sarstı ve çok ciddi şekilde bir moral, motivasyon kaybı yaşanmıştı. İnşallah bir daha bu son olur. Amin. Ama deprem öldürmüyor. Aslında öldüren kötü yapılar. Kötü yapılar. O yüzden bunu biz bir kez daha öğrendik o zaman. Ben Japonya'da bulundum. Japonya'da bulunduğumuz dönemlerde sık sık depremlerle de karşılaştık. 6.5 depremlerinde binalar hafif bir sallanıyor yani. Siz işlerinize devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bu demek ki yapıyla ilgili bir şey. Yani siz depreme dayanıklı yapıları yapacaksınız, tedbirinizi alacaksınız yani. Yoksa aynen deprem öyle öldürmüyor. Deprem doğal bir durum. Yani her yerde olabilir. Zaman zaman fay hatlarının üzerinde olan yerlerde olabilir. Önemli olan ona göre yapılanmanızı yapacaksınız. Olma. Bence bu eksiğimizi büyük ölçüde tamamlamak için işte TASK'lar falan oluşturdu. Yani deprem sigortasını zorunlu hale getirdik vesaire. Bayağı bir mesafe kat ettik. Fayları araştırıyoruz. Ciddi şekilde sismologlarımız gelişti. Fay hatlarındaki sarsıntıları daha çabuk öğrenebiliyoruz. Hatta önceden depremin gelebileceği konusunda bir kısım yeni çalışmalar da var. Bence bütün bunlar olumlu. Bir daha böyle bir deprem Allah göstermesin. Ama Türkiye 99'a göre çok ileri, çok gelişti, çok yeni adımlar attı. Onu da takdir etmek gerekiyor. Tabii. Yani 17 Ağustos yaklaştıkça yine tekrar Marmara ile ilgili, evet, özellikle çok şey konuşuluyor. Söylemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Burada bizim tabii ben bir deprem uzmanı değilim. Tabii. Ancak bütün uzmanların genel olarak ortak kanaati artık bütün bir fay hattının kırılma riskinin çok az olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla parça parça kırıldığı zaman da çok ciddi yıkıcı etkileri olmadığı söyleniyor. Yani Marmara Denizi'nde, Marmara bölgesinde bir daha bu yaşadığımız 7.8 düzeyinde bir depremin olmayacağı konusunda genel bir yaklaşım var. Ama dediğim gibi bunlar daha mutlak sonuçlar değil. Fakat pek çok yer altına yerleştirilen sismologlar tarafından Marmara Denizi'nin tamamını kapsayan bir çalışma var. O çalışmalarda açıkçası çok ciddi yıkıcı depremlerin olmayacağı yönünde, ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Fayda var. Ben de bir kere daha kıymetli izleyiciler, hepiniz adına ve şahsım adına, kanalımız adına o depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar da şehitlik mertebesindedir. Çünkü hadis-i şerifler de var. Değil mi başkanım? Evet. Bu tip afetlerde vefat edenler ve yakınlarına başsağlık bütün milletimize. İnşallah Allah böyle bir acıyı bir daha bize, amin, yaşattırmasın. Başkanım, başka bir acı yaşattık. Doğru. Tam bir ay önce. Evet. Yani ayın 15'i üstüne bir ay iki gün geçti. Maalesef hiç beklenmedik. Aslında bizler de sizin elinizde yetiştik. Erbakan hocamla sizin çocukluğunuz geçti. Bu FETÖ terör örgütünü en iyi tanıyan bu Türkiye'de Milli Görüş, evet, hareketidir. Yani bu çok net çıktı ortaya. Evet. Tavrımız, ben de 20 yaşımdayken tanıdım. Böyle şeyler bekliyordum ama silahlı kuvvetlerimiz içerisinde, evet, bu kadar güç devşireceklerini beklemiyordum. 15 Temmuz'u biraz sizden dinleyelim, evet, başkanım. Açıkçası ben de, benim için de sürprizdi. Silahlı kuvvetler içerisinde, kamu kurumlarında 17 Aralık'tan sonra özellikle bir yapılanma içerisinde oldukları ve bu yapılanmanın bir cemaat yaklaşımından öte bir paralel devlet inşası üzerinde olduğu konusunda somut deliller ortaya çıkınca biraz daha açıkçası temkinli olarak bu hareketi takip ettik. Ama bütün bu sızmalar olabileceğini, fakat devlet içerisinde bu kadar silahlı kuvvetler,
yargı, emniyet. Yargı ve emniyet boyutundan az çok bilgimiz vardı. Vardı. O konularda bazı çalışmalar da yapılmıştı ama silahlı kuvvetler içerisinde bu denli güçlü bir yapı oluşturduklarını, harp okullarında, askeri liselerde bu kadar kontrolü ele geçirdiklerini gerçekten ben bilmiyordum yani açıkçası. Ve bunların bir katil sürüsü olabileceğini de hiç tahmin etmemiştik. Bütün bu yaşananlar adeta film şeridi gibi. Ya bunlar bu ülkede oldu mu? Nasıl oldu? Bunlar nasıl cereyan etti diye şimdi geriye dönüp baktığımızda bunları görüyoruz. Onun için hakikaten bizim için de büyük bir sürprizdi. Beklemediğimiz, hiç tahmin etmediğimiz bir durumla karşılaştık. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla bu paralel devlet yaklaşımının üzerinde durmasının nedenleri daha somut bir şekilde anlaşılmış oldu. Peki başka bir soru soracaktım başkanım yaşantınızla ilgili 12 Eylül 27 Mayıs. Ama sorularım arasında çok önemsediğim bir şeye parmak bastınız. Sayın Cumhurbaşkanımız galiba son 2 yılda çok yalnız kaldı. Yani evet. Eğer hükümet, belediyeler, yani her şeyden önce AK Parti camiası bütün desteği verseydi belki de daha iyi bir noktada olabilirdik. Şu anlamda söylüyorum. Yani herkes kabul ediyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle emniyet güçlerine el atmış olması böyle bir belanın başımıza gelmesini engelledi. Yoksa emniyet de destek verseydi o gece acaba durum daha ne olurdu? Sayın Cumhurbaşkanımız ki bazı zaman zaman yaptığımız görüşmelerde de ifade etmişti. 7 Şubat bu MİT müsteşarına yönelik operasyon. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle bu operasyonun MİT müsteşarının şahsında doğrudan kendisine yönelik bir operasyon olduğunu ifade etmişti. 2012'ydi sanıyorum. 7 Şubat'ta tam ameliyat olacağı sırada MİT müsteşarına yönelik bu Oslo görüşmeleri bahanesiyle bir operasyon yapılmak istemişti. AKP'ye karşı evet. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakan olarak meseleyi çözmüştü. Ve net bir şekilde bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini her fırsatta herkese uyarıyordu. Bizzat buna şahidim. Yani, siz çok da destek verdiniz. Ben sizin çok programınıza katıldım. Hep biz o konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın o hassasiyeti ve anlattıkları, yaşananlar. Hakikaten emniyet içerisinden Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlık konutu olarak evine kadar, bürosuna kadar gidip dinlemelerin yapılması. Bütün bunlar aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir kuşatma hareketi olduğunu farkındaydı. Ve ona göre de ciddi bir yeniden bu konunun üzerinde herkesi uyarıyordu. Tabii ortadaki mevzuat engelleri, bu adamların her yere sızmış olmaları Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı pek çok adımın aslında boşa çıkartılmasını sağladı. Size göre Mahmut Bey, bu kuşatmanın asıl arkasında yatan sebep ne? Yani Sayın Cumhurbaşkanı şahsına yönelik. Bizim gördüğümüz açık ve net aslında Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'nı eğer tasfiye edebilirlerse, Sayın Cumhurbaşkanı'nı yenebilirlerse aslında Türkiye'yi kontrol edeceklerdi. Yani Tayyip Erdoğan'ın şahsında aslında Türkiye'ye yönelik bir operasyon. Dolayısıyla bu 15 Temmuz aslında geleceğini işaret ediyor. Ama bu boyutta olacağını kimse tahmin edemedi. Düşünün 7 Şubat krizi var. Evet. Arkasından devam eden 17-25 Aralık var. 17-25. Bu arada devam eden bir özellikle 2013'te yine Mayıs ayında Gezi olayları var. Gezi olayları evet. Şimdi sırayla geliyor 7 Şubat. Tabii. Gezi olayları 17-25 Aralık. Daha sonra MİT tırlarına yönelik müdahaleler. Doğru. Aslında her birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik doğrudan müdahale. Hiç şüphesiz. Mesela MİT tırlarındaki amaç Türkiye'nin savaş suçlusu ilan edilmesi. Evet. Ve Türkiye'nin başbakanının savaş suçlusu olarak ilan edilmesi için tezgahlanmış bir oyun. Yine Gezi olayları yine halkın kışkırtılarak hükümetin devrilmesine yönelik bir operasyon. Başbakan'a yönelik 7 Şubat olayı, MİT olayı başbakan'a yönelik ki kendi ifadesidir. Sayın Başbakan o zaman Tayyip Bey'in demişti ki ya aslında MİT müsteşarına yönelik operasyon bana yönelik bir operasyondu. Tabii. Eğer MİT müsteşarı alınsa Oslo'da ne yaptın, kim gönderdi? Herhalde arkasından 17-25 Aralık'ta yine Sayın Başbakanım olarak o zaman yine feveran etmişti. Yani bu bir aslında tezgahtır.
Bu bir oyundur, bu bir darbe girişimidir. Bu paralel yapı, dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız o zamandan itibaren bu paralel yapı meselesine ısrarla kullanıyor. Yani devlet içinde bir paralel devlet oluşturacak bütün bunlar. Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifleriyle gelişti ama maalesef bunlar toplumun bütün kesimlerine o kadar çok sızmışlar ki oradaki bakanlıklarda dahil tutun pek çok işte genelkurmay dahil devletin bütün kurumlarına maalesef en kritik noktalara girmişler. Dolayısıyla burada da atılacak adımlar engelleniyor. Şimdi Sayın Genelkurmay Başkanımıza geçmiş olsuna gittik. Evet. Diyor ki en yakınımızdakiler nasıl oluyor da fark edemediniz? Yani yaveriniz, özel kaleminiz. Diyor ki biz 3 tane kesime sorarız burada çalışanları diyor. Bir adli müşavirliğe sorarız diyor Genelkurmay. Adli müşavirlik onların elindeymiş diyor. Personel dairesine sorarsınız. Personel dairesi de onların elinde. İstihbarata sorarsınız. İstihbarat onların elinde. Oradan gelen bilgiler de tertemiz, pırıl pırıl insanlar. Şimdi düşünebiliyor musun? Öyle bir kuşatma yapılıyor ki maalesef sizin inisiyatif alanınız ortadan kaldırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 6 yaverinden 5 tanesi bu yapının içerisinde olduğu söyleniyor. Şimdi bu gerçekten korkunç bir şey. Yani bu ciddi bir kriptolu bir yapı var. Tam bunu çözmek o noktada de çok zor başkanım, yani. Başkanım bu kripto demek ki çok önemsememiz gerekiyor. Kesin. Siz 27 Mayıs'ı hatırlıyor musunuz başkanım? Ben hatırlıyorum. Tamam, o zaman geri kalan hepsini hatırlıyorsunuz. Evet. Yaşadınız. 27 Mayıs'ta. Buralarla siz karşılaştırma yaptığınız zaman nasıl bir kripto görüyorsunuz? Gerçekten korkunç bir şey. Yani ben 27 Mayıs'ı bizim ailemiz anne tarafımda baba tarafımda Demokrat Partililer. Evet. Bir eniştemiz vardı asker 27 Mayıs'ta. Aile aslen Konya'da değil mi başkanım? Evet, Karaman'da. Karaman. 27 Mayıs'tan sonra hatırladığım en beni üzen, ailemizi de üzen, rahmetli anneannemi, dedemi de üzen bir kare vardı. Bir dergide rahmetli Adnan Menderes'in idam edildiği resimler vardı. Bize göstermişti asker emeklisi. Demişti ki bak sizin adamınızı böyle astık. O tablo benim gözümden hiç gitmedi. Çocuktum, 6 yaşlarındaydım. Ama ne olup bittiğini ayrıntılı bir şekilde bilmesek de tabii. Evet, Adnan Menderes diye birisi var. Bu idam edilmiş. Bizim ailemiz de bundan dolayı çok üzgündü. Çok üzülmüşlerdi, tabii. Ağlamışlardı. Onu hatırlıyorum ben. Tabii daha sonra 71 muhtırasında öğrenciydim. 12 Mart'ta evet. 12 Mart'ta o zaman rahmetli yine Demirel'in istifasıyla sonuçlanan bir darbe girişimi vardı. Sükunetim oldu. Arkasından kanlı bir dönem yaşadı. 1980 12 Eylül'ünde çalışma hayatının içindeydi. Tabii fiilen artık onu evet yaşadık. Orada darbenin muhataplarındandık. Konfederasyonumuz, sendikalarımız kapatıldılar. Bütün arkadaşlarımız haklarında soruşturmalar başlatıldı. Uzun süre konfederasyonumuz, sendikalarımız kapalı kaldı. O süreçte çok ağır gerçekten baskılar görmüştük. Her ne kadar darbe sol ve ülkücüler hedef alınarak yapılmış olsa da bizim kesim dediğimiz dindar kesimde çok ağır bedeller ödemişti o dönemde. Özellikle de Konya'da yapılan miting değil mi başkanım? Ben çok o mitingin organizasyonunda görev almıştım. Üç arkadaşımızla beraber orada. Biraz anlatmanızı isteyeceğim ama başkanım sizi bir yerde izlemiştim bir konferansta. Demiştiniz ki Erbakan Hoca önümüzde giderken arkada adeta kıyamet kopmuş. Doğru. Dövülüyoruz vesaire. Hoca hiç dönüp arkasına bakmadı. Aynen. Ne anlamda söylemiştiniz onu da dinleyelim sizden. Şimdi bizim bir Konya'mızda İhsaniye bölgesinde Büyük Sinema diye bir sinema vardı o zamanlar. 80 öncesinden bahsediyorum. O sinemada bir konferans vardı. Rahmetli hocamız o konferansa gelmişti. Ben de o zaman Milli Selamet Partisi Konya Gençlik Teşkilatları'nda başkan yardımcısıydım. O organizasyonu birlikte yapmıştık arkadaşlarla. Tabii hocam salona gelmeden yaya olarak gelmişti. Salonun önüne kadar değil de biraz uzaktan arabadan inmişti. Yaya olarak geliyordu. Bir anda bütün gençler hocamızın arkasında toparlandılar tabii. Sloganlar atarak. Emniyet teşkilatı, işgüzarlıklar tabii. Bizi hocamla ayırmaya çalıştı yani. Araya kesmek istedi. Tabii gençler de hocanın arkasında yürümek istediler. Olmadık şekilde öyle bir girdiler ki gençlere ellerinde coplarla kıyasıya insanlara vuruyorlar. Yani gerçekten korkunç. Tam bir provokasyon yani.
Ya hocamızın arkasında bir olay gerçekleşecek. Orada bir kıyamet senaryosu düzenlenmiş. Tabii orada o hengame yaşanıyor ama hocam gerçekten hiç dönüp arkasına ya ne yapıyorsunuz? Niye böylesiniz? Demedi. Yürüdü gitti yani. Orada gençler yoğun bir baskıyla, yoğun bir tehditle, coplarla büyük bir gerçekten haksız yere bir durumla karşılaştık. O zaman ben şöyle düşünmüştüm. Evet. Ya hocam niye hani gelip müdahale etmedi? Dönseydi de polise müdahale etseydi, durdursaydı falan diye gerçekten aklımıza geldi ya niye böyle diye. Sonra anladım ki büyük insanlar, liderler arkasına bakmıyorlar. Evet. İleriye bakıyorlar. Hocam büyüklüğünü, liderliğini orada da gösterdi. Eğer dönseydi orada bir provokasyon olacaktı muhtemelen. Hocama yönelik bir kısım şeyler olacaktı. Çünkü polis planlanmış. O dönem bilinçli yapıyor. Evet, o dönem Konya Valiliği'ndeki organizasyonları biliyorum. Yani o provokasyonları yaptılar yani. Bir kardeşimizi Mevlana Meydanı'nda 29 Mayıs'ta şehit ettiler. Yine polis kurşunlarıyla rahmetli olmuştu. Dolayısıyla orada hocam büyük bir serin kanlılık göstererek, liderlik göstererek bu olayın içerisine karışmadı ve sinemada konferansına devam etmiş. Peki başkanım, telefon bağlantısı üzerinde bütün millete sokağa dökülün, ben de geliyorum diyen onun bir talebesi, şimdi Cumhurbaşkanı. Evet. Onu nasıl değerlendirmemiz lazım? Evet, tabii demin söyledim aslında. Evet. Dünyanın özellikle emperyalist güçlerin, küresel güçlerin tek hedefinde Türkiye'yi kontrol edemedikleri için, buna mani olduğu için Recep Tayyip Erdoğan hedef gösteriliyor. Maalesef bu dünyanın hakim güçlerinin bu genel bir beklentisi. Bu Tayyip Erdoğan meselesi aslında demin söylediğim gibi Türkiye meselesi. Evet. Ya Türkiye'yi bölgesinde içine kapanmış, zayıf, dünyayla ilgilenmeyen, iddiası olmayan, kontrol edebilen, yönetilebilen, ekonomisi 2000 dolarlarda olan, ihracatı 30-40 milyar dolarda kalan, ortalama yaşam, ortalama sosyal hayatı geri kalmış ülkelerin içerisinde bulunan sıradan bir ülke olursa kimsenin itirazı yok. Sorun yok. Ama iddialarınız varsa biz bölgede oyun kurucu ülke olacağız. Dünyanın 10. büyük ekonomisi olacağız. İşte 25 bin dolar bizim kişi başı milli gelirimiz olacak. Efendim ihracatımız 500 milyar olacak dediğiniz zaman birilerini rahatsız ediyorsunuz yani. Bu da doğal aslında. Hani Türkiye'nin güçlü bir bölgesinde güçlü bir ülke olması, oyun kurucu olması, bölgede etkin, adeta bölgede yeni bir güç olarak, bir merkez olarak yer almak istemesi doğal olarak bölgedeki hesapları olan ülkeleri rahatsız ediyor. Bu rahatsızlıklarını da nasıl hissettiriyor? Çeşitli şekillerde. Ve burada da Tayyip Erdoğan bütün bunlara rağmen dik duruyor. Hatta gücümüzle mütenasip olmayan bir dik duruş. Evet. Örneğin diyor ki ya dünya beşten büyüktür. Büyüktür. Şimdi bu ya hiç kimse bunu laf etmiyor. Yani dünyanın evet beş güvenlik konseyi ülkesi dünyayı yönetiyor. Onların oyları bütün dünya ülkelerinden daha etkili, daha önemli, daha fazla. Kimse buna itiraz etmiyor. Tayyip Bey diyor ki ya dünya beşten büyüktür. Bu olmaz diyor. Birleşmiş Milletler'in bugünkü yapısı dünyadaki konjonktüre uygun değil. Bu değişsin diyor. Efendim diyor ki one minute diyor İsrail'in katil devlet başkanına. Diyor ki one minute diyor. Evet. Yani. Bu dünyada olmamış bir şey. Ne bileyim gerçekten inandığı şeyleri diplomasiyi de zaman zaman bir kenara koyarak doğrudan söyleyen bir lider. Bunun tabii bir de tehlikesi oluşuyor işte. Tabii. Biz bunu Refah'ta MSP'de söylerken küçük bir muhalefet partisiyken de tehlikeleri atlattık. Evet. Şimdi o cumhurbaşkanı tabii, olarak söylüyor. Ülkeyi yönetiyorsunuz. Hı-hı. Bir dünya dünyayla karşı karşıya sınıf söylediğiniz her şey. Ben Toronto'ya gitmiştik G20 zirvesinde. Tayyip Bey de o zaman Toronto'ya da G20 zirvesine katılmıştı. Şimdi bütün medya Türkiye aslında işte orada dünyanın 20 tane gelişmiş medyanın büyük çoğunluğu o zaman hep Tayyip Bey'i takip ediyordu. Evet. O ne diyor diye. Daha sonra bir toplantıya Tayyip Bey katılamadı. Başbakanımız katılmıştı Cumhurbaşkanlığı döneminde. Avustralya'ya gelemedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Orada Türkiye sıradan bir ülke olarak görüldü. Ahmet Bey başbakan olarak en iyi şekilde temsil etti. Çok güzel bir konuşma yaptı ama
Ya Tayyip Erdoğan başka bir fenomen olmuş. Evet. Dünyada herkes ne diyeceğini merak ediyor. Böyle bir lider ve bütün dünya liderlerinin de hakikaten zaman zaman endişe ettiği, yani doğrudan yüzlerine karşı söyleyeceği sözlerle. Bu şunu getiriyor tabii. Biz Tayyip Erdoğan'ı hal etmezsek, Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmezsek Türkiye'yi kontrol edemeyiz. Evet. Bunu artık bugün sadece Milli Görüş kökeninden gelen arkadaşlar değil, samimi solcular da aynı şeyi söylüyor. Evet, herkes onu gördü. Evet. Ya İsrail dedi ki biz bununla bu olduğu sürece baş edemeyiz dedi, özür dilediler. Evet. İsrail devletinin tarihinde ilk defa bir ülkeden özür dilediler yani. Tabii. Bütün bunlar aslında hem de İsrail. Yan yana koyduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Ya, Tayyip Erdoğan'ı tasfiye edemezler, Türkiye'yi kontrol edemeyeceklerini görüyor. O yüzden bu darbe girişiminin en önemli, en kritik noktası Tayyip Bey'e yönelik olarak yapılan operasyondur. Bu çok... operasyonun ayrıntıları ortaya çıkıyor ama tabii, açıkça belli ki Tayyip Bey'i doğrudan hedef almışlar ve tasfiye edeceklerdi. Muhtemellerin başarılı olsa Allah korusun belki de katledeceklerdi. Tabii. Yani bu açık yani. Bütün kuvvet komutanlıklarından en iyi nişancılar seçilmiş. Özel bir tim hazırlanmış ve Marmaris'e gönderilmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız hiç haberi yok. Evet. En azından bir kıpırdanmanın olduğu 4-5 saatten önce, ihtilal saatinden, darbe girişiminden önce MİT Müsteşarlığına, Genelkurmay Başkanı'na intikal etmiş. Siz de görüşmüşsünüz. Evet. Bilmiyorum hiç gündeme geldi mi Genelkurmay Başkanı'yla. Ve yalnız sanki bırakılmış bir durum var. Her ne kadar FETÖ'cülere, onu da ayrı soracağım, efendim bu Tayyip Bey'in tiyatrosu, bilinçli yaptılar falan diyorlarsa da bizim inancımız odur ki işte 15 dakika önce ayrılmasa otel bombalanıyor. Kesin. Gökyüzünde F-16 uçağı kilitliyor, vuracak, yakıtı bitiyor. Birisi yani ihtizayı ederek bana dedi ki bunlar hepsi dedi tesadüf mü? Ben de şöyle sordum, Cenab-ı Allah kuvveti yetmiyor mu bunlara? Evet. Haşa, onu demek istemedim. Neden inanmıyorsun? Hem devletin ihmali, yani bizim bu kadar güçlü devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı siz 17 Ağustos'u anlatırken dediniz ki devleti bulamadık orada. Evet. Devlet burada çok zafiyet gösterdi. Evet. Ve bir de şeyi de değerlendirebilirsiniz. Yani bu FETÖ'cüler halen hem bu Tayyip Bey'in bir tiyatrosu olmuş olabilir diye. Şimdi bu konuda açıkçası ben Sayın Cumhurbaşkanımızı da ziyaret ettik. Onun da darbe girişiminden sonra. Evet, paylaştığı bilgiler oldu. Gerçekten anlattıkları çok hassas, çok dikkatli ve uzun süre çalışılmış bir operasyonun sonucudur bu. Abi, 15 bu cümle önemli. Yani birçok insan da bu operasyonu çok basite alıyor. Yani kesinlikle öyle değil. Uzun zamandır hazırlanmış. Sayın Genelkurmay Başkanımızın, ona da geçmiş olsuna gittik, ifadesi şu: MİT'ten gelen istihbarat, bir veya iki helikopter, bir tim bir operasyon yapabilir. Bir VIP kişi üzerine bir operasyon yapılabilir. Askeri bir veya iki helikopter, bir kuvvet komutanına, bir bakana, daha üst düzey bir kamu görevlisine yönelik bir operasyon hazırlığı ihbarı geliyor. Yani Genelkurmay'a gelen, MİT'in paylaştığı şey bu. Yani çok dar, işte bir timin 8-10 kişilik bir tim, bir helikopter ele geçirilebilir. Askeri bir helikopterle bir operasyon yapılabilir. Burada da kim olduğuyla ilgili de açıkçası çok ayrıntı yok. Yani PKK, şu anda o zaman terör örgütü olarak PKK üzerinde düşünülüyor. Onun üzerine diyor biz Ankara ve İstanbul başta olmak üzere daha sonra bütün Türkiye'deki askeri uçak ve helikopterlerin uçuşunu yasakladık diyor. O saatlerden itibaren. Tabii. Bu akşam saatlerinden önce oluyor. Ve bizim diyor bu açıklamamız şöyle karşılanmış diyor. Daha sonra fark ediyoruz. Cenab-ı Hak bize yardım etti diyor. Aslında böyle küçük bir ihbar, bütün Türkiye'deki uçuşları yasaklıyorlar. Askeri uçuşları. Ve havaalanlarında kalkmasını engelliyorlar. Karşı taraf diyor muhtemelen darbe girişiminin haber aldığından yola çıkarak bu hareketi gece 3'ten akşam saatlerine çekiyorlar.
bu da aslında silahlı kuvvetlerimizin zamanında müdahale ettiğini. Bence Genelkurmay Başkanlığı her ne kadar küçük bir kalkışma beklense de bütün uçuşların yasaklanmış olması, ki Sayın Genelkurmay Başkanımız kararlarını falan da gösterdi, o saatte alınmış kararlar, yasılı bütün hal. Bilgiler bütün her tarafa, komutanlıklara vesaire ilgili yerlere gönderilmiş ve gerçekten o bütün Türkiye'ye uçuşların yasaklanma talimatının gitmesi Genelkurmay'dan darbecileri telaşa sokmuş. Anladığım kadarıyla gece 3 için planladıkları darbe girişimini erken alıyorlar. Önce şuradan başlıyor tabii iş. Savcılar, özellikle bir kısım aktif olan subayları tutuklanması kararı veriliyor. Bir hafta öncesinden bir iddianame hazırlanıyor. Yüz küsür tane askerin, üst düzey komutanın tutuklanacağı, bu darbe girişimine yönelik bir kısım yapılanma olduğu ile ilgili savcının bir iddianamesi var. Bu iddianame kabul ediliyor. Buradan da Kasım'da yapacakları darbeyi erken alıyorlar. Evet. Üçte yapacakları darbeyi de Genelkurmay'ın açıklamasını erken alıyorlar. Bütün bunlar aslında darbecilerin bir kısım planlarını alt üst ediyor. Tabii. Bu alt üst oluşların içerisinde işte her tarafta bekledikleri yeterli personeli, yeterli zırhlı araçları vesaire yeterli temin edemiyorlar. Çünkü gece 3'te olsaydı daha kontrolü yapacaklardı. Tabii bütün bunların hepsini bir senaryo diye yazanlar tamamen bu FETÖ örgütünün kesinlikle uydurduğu bir yalan. Dünyayı da buna inandırmaya çalışıyorlar. Doğru. Bu kesinlikle böyle bir şey. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde de gördük, şahit olduk. Ölmemişler ama özellikle güvenlik görevlilerinin, kendisini koruyan korumaların, kadın korumaların çok korkunç şekilde nasıl bir orada işkenceye tabi tutulduklarını gerçekten üzülerek ifade etmişti. İnsan olan yapamaz onu yani. Orada silahlı çatışmada kendilerinin eline geçen korumalara yönelik yaptıkları vahşice hakaretler, vurdukları ve ağır şekilde yaraladıkları kadın korumalar, polislere yapılanları gerçekten çok vahşice bulmuştu. Yani öldürmek için yani. İşte orada bizzat korumalara yönelik yapılan atışlarda bir koltuğa 80 tane mermi saymışlar yani. Evet. Dolayısıyla bunlar çıktı ortaya, evet. Bunlar gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın olayları anlatırken nasıl Cenab-ı Hakk'ın yardımının nasıl tabii ulaştığını, nasıl onların bir kısım hatalarıyla nasıl oradan kurtulduklarını gerçekten ayrıca da gördüm. Şeyi ortaya koyuyor başkanım, sizin bu görüşmelerinizde açıklamalar da yapıyor, hem Sayın Cumhurbaşkanımız, Genelkurmay Başkanımız biraz az yaptı ama yani darbe girişimi ne kadar muazzam, dakik ve yıllara dayalı bir şekilde işlenerek bugünlere geldi. Kesin. Tabii. Bütün ayrıntılar tespit edilmiş. Başkan, bakın, bir reklam arası vereceğiz ama Metin Karder'in izleyicimiz Soma'dan size selam hürmetlerini iletiyor. Aleyküm Sayın sana. Başkan diyor, 17 Ağustos Gezi Parkı, MİT Müsteşarı görevden alınma ve son FETÖ darbesinde gerçekten diyor, benim de onun federasyona bir üye olduğum için söylüyorum, gurur duyuyorum. Hepsinde en ön safta durdu ve Soma'ya da geldi bizi diyor. Soma'daki faciada yanımızdaydı ki. Ziyaret etmiş. Biz de teşekkür ediyoruz Metin kardeşimize. Kıymetli izleyiciler, bir reklam arası, siyaset analizi kaldığı yerden devam edecek. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasından sonra canlı yayın konuğum Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Bey. Mahmut Bey, birinci bölümde birçok konuyu, özellikle 15 Temmuz'dan
15 Temmuz günü ne oldu? Öncesi nasıl bir çalışmaları oldu? Elimizden geldiği kadar FETÖ terör örgütünü konuştuk. Siz Sudan'daydınız. Evet. Birkaç gün önce Ali Yalçın Bey, Memur Sen Genel Başkanı'yla birlikte gittiniz. Benim basından takip ettiğim kadarıyla Sudan'daki dostlarınız sizi davet ettiler. Evet. Darbe girişimine karşı birlikte bir dayanışma içine girdiniz. Bu arada tekrar sözünüzü kesmemek adına FETÖ terör örgütü bugün 176 ülkede organize kurmuş bir durumda. Evet. İşte Hillary Clinton'ı destekleyip neredeyse kazandıracak kadar kendilerini güçlü görüyorlar. Silahlı kuvvetlerimizin %45'ini ele geçirmişler. Yargı, polis vesaire ve siyasetle daha hiç konuşmadık bugüne kadar. Siyasi partilerin içindeki durumlarını en başta maalesef AK Parti. Özellikle uluslararası arenada tabii bir de çok yanlış bilgiler veriliyor. Sanki FETÖ terör örgütü haklı da biz haksızmışız gibi devlet olarak. Sizi dinleyelim bu konuda efendim. Bu Sudanlı kardeşlerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Sudan Konfederasyonu ile Hakiş'in çok eski bir ilişkisi var. Köklü bir ilişkimiz var. Sudan Konfederasyonu ile Hakiş arasındaki işbirliği anlaşmamız var. Daha sonra Memur Sen Konfederasyonu da buraya dahil oldu. Dolayısıyla Türkiye'den iki tane büyük konfederasyon Sudan Konfederasyonu ile işbirliği içerisindeyiz. Hı hı. Bu darbe girişiminde Sudan halkının sabaha kadar darbecilerin muvaffak olmaması için ve ülke Türkiye için dua ettiklerini bizzat kardeşlerimizden dinledik. Sayın Devlet Başkanı'nın sabaha kadar yine uyumadığını Ömer Beşir'in ve ilk Türkiye'de destek mesajı verenlerden bir tanesinin olduğunu biliyoruz. FETÖ örgütünün de okulları kapattı, evet, onunla ilgili orada de. Orada da ilk karar alanlardan bir tanesi. Bu okullara yönelik Türkiye aleyhine böyle bir şeye izin vermeyeceklerini ve okullarla ilgili Türkiye'den de destek istiyorlar. Yönetimini de yeni bir yapıyla oluşturmuşlar. Dışişleri Bakanı kardeşimiz, arkadaşımız İbrahim Kandur, Profesör Doktor. Daha önce bizim konfederasyonun oradaki genel başkanıydı. Onunla da görüştük. O da gerçekten Türkiye konusundaki hassasiyetlerini bize ifade ettiler. Ve toplantının amacı şuydu. Sudan Konfederasyonu'ndan genel sekreter darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelmişti destek açısından. Bizimle görüşmeler yaptılar ve Kızılay'daki yine nöbete katılmıştı. Orada bir konuşma yapmıştı. Çok büyük bir sempati oldu. Çok büyük bir ilgi gördü. Onun üzerine demişler ki biz de Sudan'da benzer bir organizasyon yapmak istiyoruz. Gerçekten bir hafta gibi kısa bir zamanda Sudan Konfederasyonu bütün ülkedeki STK'ları bir araya getirerek kendi konfederasyonunda Hartum'da getirdiler. Hartum'da başkent, evet. Cumhurbaşkanı'nın en büyük, Hartum'un en büyük toplantı salonunda 3500 kişi. O toplantı salonu hıncanç doluydu. Türk bayraklarıyla, Hakiş Memur Sen bayraklarıyla insanlarda inanılmaz bir Türkiye'ye karşı sempati, destek. Tayyip Bey'in pek çok konuşmaları, konuşma metinleri, resimleriyle beraber salonun girişine konmuştu. Hakikaten biz de çok etkilendik. Orada Sudan Konfederasyonu, Memur Sen Hakiş konuşmalar yaptık. İnsanlar hep birlikte ayağa kalktılar. Büyükelçimiz orada bir konuşma yaptı. Destek, onlara da büyük bir destek verdiklerini gördük. Hasılı Türkiye dışında ilk defa Türklerin içinde olmadığı bir organizasyonu Sudanlılar gerçekleştirmişti. Tamamen bütün organizasyon Sudan'a aitti. Ve biz sadece misafir olarak gittik ve konuştuk. Bizi en üst düzeyde ağırladılar. Dışişleri Bakanı'yla pek çok üst düzeylerde görüştük. Ve iki günlük dolu dolu bir program yaptık. Hakikaten biz çok etkilenmiştik. Demek ki Türkiye dışında da milyonlarca mazlum milletin bizimle beraber olduğunu gördük. Sudan Konfederasyon Başkanı'nın ifadesi şudur. Eğer Türkiye düşseydi, ümmetin bütünüyle yeryüzünde mahzun ve mağdur olacağı konusundaki ifadeleri çok önemliydi. Çok önemli. Tabii. Gerçekten Türkiye son kaleydi. Bu kaleyi kaybetseydik yeryüzünün bütün mazlumlarının hayalleri, umutları büyük ölçüde sona erecekti. Bu Rabbimin bize büyük bir yardımı, büyük bir ihsan olduğunu düşünüyorum. Bu kaleyi düşürmek için taşeron olarak kurulan FETÖ paralel devlet yapılanması terör örgütü faaliyetlerini hem ülke içinde maalesef, evet, doğru, İki yüzlük yaparak sürdürüyor Sayın Başkan, hem de yurt dışında. Evet. Nedir sizin öngörünüz ve teklifiniz? Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla diğer yetkililerle de yaptığımız konuşmalarda da ifade etmeye çalıştım. Türkiye bu süreçten sonra ne yapmalı? Bir, Türkiye hızla dışa
yönelik çok ciddi bir medya planlamasına ihtiyacı var. Bunu Türkiye'nin şu andaki yayın kuruluşlarıyla, TRT ile, Anadolu Ajansı ile benzeri kuruluşlarla yapamazsınız. O ülkelerde, bütün dünya ülkelerinde bizim ciddi bir medya planlamasına ihtiyacımız var. Bunun altyapısının bir an evvel kurulması gerekiyor. Bu böyle olmazsa, çünkü bu FETÖ terör örgütünün... Sizin kastettiğiniz Sayın Başkanım önemli. Ben de yurt dışında biliyorsunuz evet, okudum. Doğru. Pakistan mezunuyum. Bunu sivil toplum örgütleri mi yapmalı? Bir, lobiler oluşturmalıyız. Tamam. Sivil toplum örgütleriyle diyaloğa geçmeliyiz. Örneğin Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde, her bir ülkede bizim ciddi şekilde lobi yapabilecek meclisimizin, hükümetimizin, bakanlıkların, STK'ların çok ciddi bir organizasyon olması gerekiyor. Bir evet. Tarihte bizim Brüksel'de bir meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilciliği vardı. Daha sonra kapatıldı, o da kapatıldı. Ya şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, parlamentomuzun Brüksel nezdinde bir şey yok, temsilciliği yok. Ya iki parlamentolar arası gruplar var vesaire. İnanın Türkiye dışa yönelik çok geride. Dışa yönelik bizim yapacağım. Ben Çin'deydim. Gittin, bak siz hemen de Çin'i söylediniz. Gittiğiniz evet. yerler var başkanım. Gittiğiniz yerlerde elçiliklerin performansı nasıl görüyorsunuz başkanım? Ya ben bazı elçilikleri gerçekten çok beğeniyorum. Mesela Sudan Büyükelçimizi evet. çok beğendim. Cemalettin Aydın gerçekten ülkesini, milletini seven, gece gündüz mücadele eden bir arkadaşımız. Ona da bizim, daha önce ben konferansa, kongreye gittim. Benim kongreye geleceğimi düşünerek ve davet edilmiş bir büyükelçi olarak salondaydı. Bizi karşıladı. Ve biz ziyaret ettik. Bu sefer yine toplantıya ziyaret ettik, davet ettik. Geldi seve seve orada bir konuşma yaptı Türkiye ile ilgili. Bu tür gerçekten ülkesini, milletini seven, o bizim klasik olarak tanımladığımız monşer tipli olmayan çok sayıda büyükelçimiz var. Ama yeterli değil. Onların gücü de sınırlı bir yere kadar. Orada tabii. onlarla birlikte çalışacak. Mesela TİKA'nın olduğu yerlerde TİKA, Yunus Emre'nin olduğu yerde Yunus Emre. Bizim gibi örgütlerin, yani sendikaların, sivil toplum örgütlerinin daha çok ülkelerde etkin bir şekilde yer alması gerekiyor. Bu iş kamuoyu böyle yönetiliyor. Tabii. Medya konusunda ben Çin'deydim. Ya hı hı. Çin Afrika'ya evet. yönelik ayrı bir kanalı var. Hı. Çin devletinin Afrika'ya yönelik ayrı bir kanalı var ve 24 saat yayın yapıyor. Afrika ülkelerindeki haberler, Çin'in oradaki pozisyonu vesaire. Şimdi bizim Türkiye olarak ajansımız, Anadolu Ajansımız, TRT'miz inanın çok yetersiz. Ya onlar iyi niyetle çalışıyorlar ama lobileri oradaki muhabirler yapamazlar. Yani lobiler evet. başka bir çalışma gerektiriyor. Mesela ben benim muhataplarım olan örgütlerle daha ciddi çalışmalar yapabilirim. İmkanlar olursa bu imkanlarımızla beraber oradaki bir kısım faaliyetlerimizi anlatabiliriz, gideriz, ziyaretler yaparız. Yurt dışı etkinliklerimizi daha da geliştirmeliyiz. Herkesin, esnafların, ticaret erbabının, sanayicisinin, işçilerin, memurların, topyekün bir seferberliğe ihtiyacımız var. Tabii. Devletimiz de bunu yapmalı. Bakanlıklar. Her bakanlık kendisine yönelik ülkelerdeki ilişkilerini geliştirmeli. Bir kısım çalışmalar yapmalı. Aksi halde biz içe dönelik birliği sağladık Allah'a çok şükür. Yani muhalefetiyle, ana muhalefetiyle evet. önemli bir uzlaşma ama bunu dışa anlatmamız gerekiyor. Onu soracaktım, tam da açtınız başkanım. Evet. İşte 7 Temmuz, evet. 7 Ağustos Yeni Kapı mitingi. Katıldınız mı başkanım? Katıldık evet. mitinge. Ana Muhalefet Partisi, Milliyetçi Muhalefet Hareket Partisi, AK Parti, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız, doğru. Genelkurmay Başkanımız ve bütün sendikalar ve 5 milyon doğru. vatandaşımız. İşte bunu kamuoyuna bizim çok iyi anlatmamız gerekiyor. Dünya Uluslararası kamuoyuna. Dünya kamuoyuna. Orada sadece AK Parti'nin bir mitingi olmadığını, buraya diğer muhalefet partilerinde katıldığını. Bugüne kadar bir araya gelmeyen. Evet ve 5 milyon dünya tarihinde belki rekordur. 5 milyon insanın katıldığı bir mitingin mesajını bizim kamuoyuna, dünya kamuoyuna doğru anlatmamız gerekiyor. Başkanım sizi başka bir yere götüreceğim. Evet. Hüseyin Tanrıverdi Bey sizden önce. Benim hizmet sendikasında bir Halef Selef Hüseyin. Halef Selef'siniz. Ben o dönemde Pakistan'da öğrenciyim. Erbakan hocam sendikalar, işte İslam, Cemaat İslami'nin sendikalarıyla. Evet. Milli Görüşü sendikalar. Evet. Hüseyin abi o zaman geldi ve orada tanıdım. Evet. Tercümanı da benim. Evet. Geriye dönüp baktığımızda o zor şartlarda Erbakan Hoca büyük işler becermiş değil mi? Kesinlikle. Ömer Beşir'den bahsediyorsunuz. Evet. Pakistan'da sadece Tayyip Bey'e destek çıkan açıkça İslam Partisi oldu. Evet. Günlerce sokaklarda evet. Durdular. Ve Tayyip Bey'in posterleri,
dualar vesaire. Yani geriye dönüp baktığımızda Fas'tan Endonezya'ya kadar hoca büyük bir arşiv oluşturmuş yani geçmişte. Ben uzun yıllar bu Refah Partisi, daha sonra Saadet Partisi ve AK Parti ilişkileri konusunda dünyada, özellikle Cemaat-i İslami İhvan gruplarında şöyle bir temenni vardı ve bize hep şunu söylerlerdi. Biz şuna inanıyoruz diyorlardı. Erbakan Hoca ile Tayyip Bey'in bir anlaşması var. Evet. Dolayısıyla biz bunu böyle görüyoruz diyorlardı. Ve hakikaten buna kendilerini de inandırıyorlardı. Çünkü farklı, ayrı olmamaları gerektiği konusunda net bir şeyler vardı kafada. Lider Erbakan, Tayyip Bey ile bunlar oturdular, bir anlaşma yaptılar ve AK Parti öyle kuruldu. İyi ki hatırlattınız, bu hakikaten bu çok gerçekten konuşuldu. Gerçekten samimi olarak gittiğimiz her yerde bu gündeme geliyordu. Böyle bir temenni vardı. Dolayısıyla bütün bu Tayyip Bey'in müktesebatı, tarihsel yürüyüşüne baktığınız zaman, hangi hareketin içinden geldiğine baktığınız zaman bunu böyle görmeleri de doğal zaten. Evet. Oradan beslenmiş, o pınarlardan gelmiş insanlar. O süreçte de şunu gördük. Tayyip Bey'le olan bütün bu dünyanın münasebetlerine baktığınız zaman aslında bayrağı Erbakan Hoca'dan devralmış. Evet. O hareketin lideri olarak görülüyor. Dolayısıyla bu içeride yaşadığımız bir kısım olumsuzluklar, dünya bunu görmek, özellikle bu konu üzerinde durmak istemiyorlardı. Bence de bu olumlu bir şeydi. Tabii. Ve Erbakan Hoca'nın açtığı o yoldan Tayyip Bey çok daha genişleterek, bu yolu daha da büyüterek, daha da güçlü bir şekilde ortaya koyarak bence şu andaki geldiğimiz dünya mazlumlarının, İslam dünyasının yönetimleri ne olursa olsun, halkların Türkiye ve Tayyip Erdoğan'a yönelik sempatisi, dualarının arkasında yatan gerçek tabii ki geldiğimiz yer, geleneğimiz, değerlerimiz, durduğumuz, yürüdüğümiz istikamettir. Burada kimsenin bir şüphesi yok ve özellikle bu konuda hakikaten hangi mezhebe, meşrebe mensup olurlarsa olsunlar, hangi ülkede yaşarlarsa yaşasınlar, Tayyip Bey'in duruşuna yönelik genel bir kabul ve büyük bir destek var. Eyvallah. Sayın Başkan, siz Erbakan Hoca'yı ziyaret edip zaman zaman, hatırlıyorum, ben yanındaydım. Siz, memur, sen, bütün yani Milli Görüşçü sendikalar. Sonra yurt dışından, yurt içinden gelen, özellikle yurt dışından gelen heyetlerde ben bulunuyordum. Bu Siyonizm dersini veriyordu. 45 dakika, 1 saat anlatıyordu. Orada şu anda kamuoyunun çok gündemine gelen bir dolar hepimize anlatmıştır. Evet, doğru. Siz de çok şahit olmuşsunuzdur. Oradaki piramidi anlatıyordu. Ve en sonda da İbrahim Suresi 46. ayetiyle bağlıyordu. Diyor ki, işte Cenab-ı Allah buyuruyor, وَمَكَرُوا مَكْرُهُمْ Onların planları var. وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ Allah katında onlar için plan var. لَوْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Onların planları dağları oynatacak olsa. Şimdi hoca burada dönüp şunu söylüyordu rahmetli. Demek ki planları o kadar muazzam ki dağları bile yerinde oynatabilir. Ama korkmayın, ipleri Allah'ın elindedir. Şimdi dolayısıyla bu muazzam şeyi iyi tanımak gerekiyor değil mi başkanım? Siz başından beri onun üzerinde durdunuz. Yani rehavete kapmayın. Çok muazzam, çok çalışmış, bütün dünyayı sarmal gibi sarmış bir örgütle karşı karşıyayız. Ve bizim bakanlıklarımızla, cumhurbaşkanlığımızla, bütün sendikalarımız, medyamızla, iş adamlarımızla iyi bir lobi faaliyeti göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle bu örgütü küçümsememek lazım. Evet. Çok da örgütü tek başına ele alıp çok da bunları büyütmemek de gerekiyor. Tabii. Bu örgütün bir taşeron örgüt olduğunu unutmayalım. Dünyadaki bütün güçler, süper güçler, büyük küresel güçler her ülkede kullanabilecekleri taşeronu ararlar. Hele hele böyle bir kısım kişilere bağlı olarak örgütleri kontrol etmek çok daha kolaydır. Bu FETÖ hareketi evet dünyanın pek çok ülkesinin başta Amerika olmak üzere iştahını kabartıyor. Çünkü bir kişiyi siz kontrol altına aldınız mı hepsini kontrol ediyorsunuz. Dolayısıyla bu yapıları kontrol etmek hem daha kolaydır hem de birilerinin işini daha da kolaylaştırıyor. O yüzden bu taşeron örgütün Türkiye'deki gücünü abartmayalım. Sayısal olarak baktığınız zaman mesela silahlı kuvvetlerde üst düzeyde var ama toplam 600 bin içerisinde %1,5'a tekabül ediyorlar. Evet. Toplumda mesela Tayyip Bey ısrarla bunlara şunu söyledi. Gelin, yüreğiniz yetiyorsa parti kurun.
Tabii. Bunlar kurdukları partinin alacakları o %1, %2'yi geçmez. Ve bağımsızlığı çıkardılar. Ama, evet, bir tane bile seçilemez. Ama etkinlikleri kritik noktalarda bunlar. Evet. Bir Mason locası faaliyeti ki ondan da daha ötede bir sistem kurmuşlar. Dolayısıyla etkinlikleri çok fazla. Kripto dediğimiz o zaten, evet. Evet, çok bu, özel yerler. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Devletin bütün tehlikeyi tam atlatmış evet, mıyız? Değiliz. Bence Türkiye hala tehdit altında. Çünkü uluslararası güçler, küresel güçler Türkiye'yi yönetememenin ve Türkiye'de istediklerini elde edememenin kırgınlığı ve kızgınlığıyla bir kısım yeni planlar yapacaklar. Bu örgütler üzerinden, PKK üzerinden olur, DAEŞ üzerinden olur, FETÖ üzerinden olur. Yani Türkiye ile ilgili hesaplar hala bitmiş değil. Burada da bir kızgınlık var. Bütün bu hesaplara rağmen başarılı olamadılar. Bunun getirdiği örgüt içerisinde ciddi bir moral bozukluğu var. Bunu ortadan kaldırmak için FETÖ yeni planlar yapacaklardı. Evet. Buna hazırlıklı olmak lazım. Bunun Başkanım biz NATO'nun üyesiyiz. Biz Avrupa evet. Birliği'ne girmek üzereydik. Artık vizeler kalkacaktı. Ve Amerika uzun yıllar denildi ki Türkiye bunu kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak ama hem uzaktaki karakolu gibi ne emrederse onu yapıyor. Ama sanki bu darbede tamamen FETÖ terör örgütünün arkasında durduğu gibi evet, bir anlayışları çünkü var. Çünkü Avrupa Birliği içinde Türkiye problem. Ya Türkiye'yi hazmetmekte zorlandıklarını ifade ettiler. Ya hazmedilmesi zor bir ülke. Nasıl hazmedecekler? İşte Ukrayna'ya yaptıklarını. Ukrayna'ya da hazmedemeyiz dediler. Rusya'ya böldürdüler. Evet. Dolayısıyla Türkiye'yi de bu şekilde hazmetmek zor oluyor. Onun için PKK'yı destekliyorlar. Onun için Süleyman Selahattin Demirtaş evet. Avrupa komşu kapısı gibi gidip geliyor. Bir kısım görüşmeler vesaire yapılıyor. Ya aslında bunların hepsi şunu gösteriyor. Türkiye bu haliyle kalsın istemiyorlar. Daha kontrol edilebilir, daha küçük bir ülke. Hazmedilmesi daha kolay. AB böyle istiyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den rahatsız. Suriye'ye girmediniz diyor. Tam bu noktada başkanım 9 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'i ziyaret etti. Evet. Zaten Putin ilk arayıp kendisini tebrik doğru. eden devlet, hükümet başkanı. Ve ayrıca da dedi ki siz ortaya çıkar çıkmaz bu darbe boş yani yapılacak bir şey yok. Tayyip Bey ortaya çıktı doğru. dedim dedi. Suriye ile önümüzdeki 6 ayda Sayın Başbakanımız çok ümitli konuşuyor. Yeni gelişmeler olabilir. İran zaten aynen dediğiniz gibi İran Dışişleri Bakanı sabahlara kadar uyumamış. Devam Mevlüt Bey'i aramış ve Türkiye'de ziyarette bulundu. Rusya, İran, Suriye ilişkileri hızlı gelişiyor ve Batı bundan rahatsız. Evet burada tabii şunu seyircilerimizin de milletimizin de şunu bilmesi gerekiyor. Bir defa bizim AB ile olan Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde bizim elde ettiğimiz yasal olarak anlaşmalardan doğan haklarımızı asla unutmamamız gerekiyor. Yani AB ülkeleri böyle yapıyor, bir kısım Avrupa Birliği böyle yapıyor, buraya küstük gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Evet. Biz haklarımızı sonuna kadar Avrupa Birliği içerisinde bu müzakereleri sonuna kadar zorlayarak AB noktasındaki haklarımızı, güvencelerimizi talep etmemiz gerekiyor. Bu bizim hakkımız. Yani 59'dan beri, 63'ten beri bizim Avrupa Birliği ile olan başta gümrük birliği olmak üzere pek çok haklarımız var. NATO üyesiyiz, yine AGİT'in üyesiyiz, Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz, gümrük birliğinin tarafıyız. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği böyle dedi diye, Avrupa Birliği istemedi diye biz haklarımızdan vazgeçemeyiz. Üye oluruz olmayız. Başka bu başka bir şey. Ama bu haklarımızı orada sonuna kadar korumalıyız. İki, Avrupa Birliği standartları konusunda da Türkiye asla onların istemesine gerek kalmaksızın orada da biz standartlarımızı geliştirmeliyiz, büyümeliyiz, güçlendirmeliyiz. Bu ayrı ama bu şu demek değildir ki Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz var. Bu ülkelerle kavga edelim. Öyle bir şey yok. İran'la da, özellikle Mısır'da dahil, Rusya'da dahil, dünyanın Çin'de dahil. Bütün ülkelerle Türkiye iyi ilişkileri de geliştirmek zorundayız. Menfaatimiz bunu gerektiriyor. Tabii Suriye ile ne olabilir? Ben açıkçası Suriye konusunda batılı güçlerin, başta Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten tam bir oyun oynadıklarını görüyoruz. Ya Türkiye'yi ısrarla, inatla Suriye'ye sokmak için her türlü ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Ama Türkiye buna hayır dediği için de başka hesaplara girdiler. Onun için ben Türkiye bu büyük oyunu gördü. Şu anda gördüğümüzü düşünüyorum ben. Başta Suriye olmak üzere Irak'ta dahil bölgeyle ilgili her şeyin yeniden
konuşulacağı bir noktaya gelmeyi arzu ediyoruz. Çünkü bu yapı Türkiye'nin işine gelmiyor. Orada DAEŞ'i kurdular. DAEŞ kendiliğinden oluşmadı yani. Tabii. DAEŞ'in arkasında da bu hainler var. Bu ihanet şebekeleri var. Başta Amerika olmak üzere. Şimdi PKK'nın arkasında yine bunlar var. FETÖ'de yine bunlar. Bak FETÖ'cü bir kısım generallerin PKK'ya sığınmasıyla ilgili pek çok konular yani tartışılıyor. Yani Rus uçağın düşürülmesi rahmetli. Kesinlikle. Muhsin Yazıcıoğlu, daha pek çok şey. Hrant Dink. Rahip Santora'dan dahin tutun. Rahmetli Özal'ın. Yine Danıştay saldırısına kadar. Bütün bunların hepsi o zaman Ergonok'un üzerine yıkılmıştı. Hı hı. Bilinçli olarak. Ve ben bunların yeniden oturulup yeniden konuşulması gerekiyor. Bütün bunlara baktığınız zaman Necip Hablepintoğlu'nun öldürülmesine tutun. Pek çok konuda bu örgütün nasıl böyle oya işler gibi her şeyi işlediğini görüyoruz. Ve burada yaşanan Rusya krizinin arkasında da, Suriye krizinin arkasında da, ya pek çok şeylerin bakıyorsunuz bölgedeki komutanların, yakalananlara bakıyorsunuz, o bölgedeki komutanlardan oluşuyor. Evet. Yani PKK ile mücadele ediyorsunuz, Dağdaş'ı bombalıyorsunuz, örgüt mensupları devam ediyor. Onun Doğru. için Türkiye bu yapılar tarafından kuşatılmış. Bence bu yapıları boşa çıkarmanın yolu bölgedeki denklemi yeniden gözden geçirmek. Kriz noktası şudur. 3 Mart tezkeresi bütün o Orta Doğu'daki Amerika'nın planlarını alt üst etti. Evet. 3 Mart tezkeresinin reddedilmesi. 2003. Evet, bu 2003 olayı çok önemli. Türkiye ile ondan sonra Amerika'nın ilişkileri hiçbir zaman iyi gitmedi. Evet. O hınçla, o kızgınlıkla Türkiye'ye bedel ödettirmeye bunların ifadelerini kullandılar. Çuval geçirmekten tuttunuz askerimize pek çok provokasyonları yaptılar ve hala devam ediyorlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hesaplarını bozmak için bizim bölgede yeniden her şeyi konuşmamız gerekiyor. Doğru. Her Başkanım, şeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Hak İş'in başkanı olduğunuzdan dolayı soruyorum. Önemli bir sivil toplum örgütü. Şimdi bu FETÖ'cü dernek, vakıflar falan kapatılınca yine içeriden ve dışarıdan efendim bunlar sivil toplum örgütü, bunlar ne ilişkileri evet. var diye. Şimdi bu konu aslında FETÖ örgütüyle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızı da ben dinledim. Başbakanımızın da açıklamalarını takip ettik. Strateji olarak doğru. Özellikle 2013-17-25 aralığı esas alarak bir şu anda çalışma yürütülüyor. Yani evet. 17-25 Aralık'tan önceki ilişkileri dikkate almadan 17-25 Aralık'tan sonra da bu yapılarla ilişkileri devam edilenlerle ilgili evet ciddi bir şu anda çalışma var. Bu çalışmaları biz destekliyoruz. Ancak bunlar yapılırken kurunun yanında yaşı da yakmamak gerekiyor. Bu, size intikal edilen evet, şikayetlerde var, ne görüyorsunuz başkanım? Maalesef böyle hakikaten isimsiz ihbar mektupları bu FETÖ'cüler tarafından kendileriyle mücadele eden insanların sırf hayatlarını karartmak, sırf bunlarla hesaplaşmak adına bazen kritik noktalarda bir kısım isimsiz ihbar mektuplarıyla bu çeteyle, bu terör örgütüyle hiçbir alakası olmayan insanlara yönelik bir operasyonlar yapıldığını da görüyoruz. Hmm. Burada dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu açığa alınanlar, meslekten ihraç edilenler, gerçekten bu FETÖ örgütünün mensuplarıysa asla bu konuda bizim ama fakat deme şansımız yok. Yok. Ve desteklememiz gerekiyor. Ancak öbür türlü de dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu süreçte zaman çok dar. Olağanüstü hal dönemi içerisinde operasyonun büyük ölçüde tamamlanması gerekiyor. Biz bunu destekliyoruz. Fakat bunu yaparken gerçekten yanlışla doğruyu ayırt etmek gerekiyor. Bunu da çok fazla gündeme getirmek istemiyoruz. Çünkü bu taraftan da bu operasyonları sulandırmak isteyenler var. Tabii. Ya bunlara da fırsat vermeden ama ben kamuoyu vicdanını yaralamadan bu çeteye karşı mücadele etmiş insanların mücadele azmini kırmadan hakkaniyeti, adaleti, hukuku esas alarak bir sürecin devam ettirilmesini istiyor. Zor bir şey. Bunlar gerçekten çok saklanıyorlar, çok gizleniyorlar. Bunları ortaya çıkarmak evet, zor. Hakikaten çok zor. Ama bütün bunlara rağmen bence bu süreci başarılı olması gerekiyor. Biz devlet destekliyoruz. Devlet olmanın gereği de bu. Başka türlüsünü düşünemeyiz. Ara sıra bu tür yanlışlıklar bize intikal edenler var. Bunlarla irtibat olmadığı halde bir kısım idarecilerin kendisine hedef gördüğü, başka kişisel kavgaları olduğu, şahsi meselelerinden dolayı da
bunları da bunun içine dahil eden bir kısım idarecilerin olduğunu, bir kısım kamu görevlerinin olduğunu biliyoruz. Bunlar son derece yanlış. Bunlara karşı da uyanık olmak gerekiyor. Devlet burada gerçekten FETÖ çetesine, örgütüne, terör örgütüne karşı yapacağı mücadelede toplumun desteğini de kaybetmemek için dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Burada haksızlığa da fırsat vermemek lazım. Bunların inine gireceğiz demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. İnlerinden öte bunların hücrelerine kadar girip yakalayıp kanun önüne çıkarmak gerekiyor. Çok sağ olun başkanım, bu önemliydi. Bir şey yani daha ben hatırlatayım buradan. Evet, buyurun başkanım. Uyardık, Sayın Cumhurbaşkanıma da söyledim. İdarecilere de söylüyoruz. Bu kamu görevlerinden ihraç edilenler, açığa alınanlar, tutuklananlar sürekli sayı veriliyor. Şimdi bakanlıklarda dahil her bakanlık işte sayılar veriyorlar vesaire. Bu aslında dünyada bizi son derece sıkıntıya sokuyor. Buna gerek yok. Yani zaten yapılıyorsa yapılsın. Israrla bu şu kadar sayı, şu kadar sayı, şu kadar bin, şu kadar bin. Türkiye'de de dışarıda şöyle bir algı oluşuyor. Tayyip Erdoğan'a muhalif olan herkes tutuklanıyor. Şimdi bu imajı vermeye gerek yok. Ya bunlar bence ya kamu yönetimi, diplomasi, neyse işte bu ülkenin bunları tek tek sırayla isimler de verilmiyor, sayılar veriliyor. Hı hı. Gerek var mı bunlara yani? Yok. Zaten yapıyorsunuz operasyonları. Biraz şeye dönüştü başkanım. Yani ben ne kadar fazla alırsam... Benim bakanlığımda şu kadar daha fazla. Şimdi Allah aşkına yani devlet dediğiniz şey ciddiyet gerektiriyor. Tabii. Halbuki tam tersi, bakanlığında ne kadar azsa o bence kadar başarılısın onun yani. Onun için uluslararası toplum, medya zaten Türkiye aleyhine bir şey yazmaya hevesliler. Şöyle deniyor yani. Tayyip Erdoğan bütün muhaliflerini yakalıyor, tasfiye ediyor. Dolayısıyla bence buna yani devlet hassasiyetiyle yaklaşmak gerekiyor. Bence bu konular zaten yürütülüyorsa, insanlar açığa alınmışsa, insanlar tutuklanmışlarsa, insanlar ihraç edilmişlerse, sen biliyorsun bunları, devletin istihbaratı bunları biliyor. Niye bunları ısrarla dünyaya duyurmaya hevesliyiz? Anlayamıyorum ben yani. Evet, yani bazen çok iyi niyetle yaptığımız bir şeyin dışarıda bizi zora sokacağını çünkü farkında değiliz. Çünkü bu çete var ya, bu evet. FETÖ çetesi bunu ısrarla kullanıyor. Tabii. Bak diyor, muhalefetin hepsini diyor. Muhaliflerin hepsini tasfiye ediyorlar bunlar. Tayyip Erdoğan'ın dışında herkesi yakalıyorlar. Şimdi bunu hak etmiyoruz biz yani. Burada yapılmak istenen bu örgüte, çeteye, bu terör örgütüne bulaşmış insanlardan hesap sorulması gerekiyor. O yüzden kamuda ki bu yapılanları bence uluslararası topluma yanlış anlatmaya gerek yok. Bunlara da hiç başka türlü yapılabilir. Bunları da bir medya planlamasıyla... Evet. Uluslararası ilişkiler planlamasıyla bunları da ciddi bir lobi ve PR çalışması yapmak zorundayız. Benim şu anda Türkiye içinde kamuoyu desteği çok yüksek. Dışarıda. Bu operasyonları ama dışarıda çok ciddi şekilde aleyhimize bir kampanya var. Bu kampanyayı kırmak için hep beraber. Mesela ben örgütüm olarak ben tabii. Her ülkeye mektuplar yazıyoruz. Bu olup bitenlerle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ve fırsat buldukça da o ülkelere gidip oralarda kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz ki biz bunu yapıyorsak devletimizde, diğer kurumlarda bunu yapması gerekiyor. Bu çok eyvallah. Önemli bir çalışma. Başkanım son bir sorum var. O da yeni anayasayla ilgili. Siz yeni anayasa çalışmasına evet. Öncü roldünüz. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı da katıldı. Büyük Atatürk anayasa, Kapalı Spor Türkiye Anayasa tabii. Platformu'nun evet, icra kurulundayız. Şimdi yani darbeden sonra siyasi partilerimiz arasındaki işbirliği hepimizin göğsünü evet, kabartıyor. Evet. Seviniyoruz. Evet. Elbette ki bütün partiler aynı değil, aynı düşünemezler. Elbette. Türkiye demokratik bir ülke ama bir araya gelip şimdi mini paketten başladılar. Siz evet. Bunu olumlu görüyor musunuz yoksa daha ben geniş çok mi? Ben çok olumlu görüyorum. Her ne kadar her şey yeniden başlanmış olsa da bu uzlaşma arayışlarını bence takdirle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ettik. Özellikle muhalefet, ana muhalefet partilerini külliyeye davet edip görüşmeleri, 7 Ağustos'taki İstanbul'daki Yenikapı mitingine bütün muhalefetin katılmış olması ve yeni bir üslup geliştirilmesi bence çok önemli. Bakın içeriye kadar dışarıya da çok önemli. Türkiye'nin yalnızlaştırmak istendiği bir dönemde Türkiye içindeki farklı kesimlerle bir arada bu tabii. Terör örgütüne karşı birlikte hareket etmek bence çok değerli bir iş. Hiç bunun şüphesiz. Mimarlarından tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız evet. Yine Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Devlet Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Bu zor zamanda Türkiye kişisel kendi siyasi parti çıkarlarını bir kenara koyarak ülke menfaati için bir araya gelmelerini çok değerli buluyoruz. Bunu korumak gerekiyor. Kesinlikle. Bunun demokratik ülkelerde bunun yolu belli.
Elbette ki bütün siyasal partiler, herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Aynı istikamette, aynı görüşte kabul etmek zorunda. Ama asgari müşterekler de bizim. Birleşmek eğer gerekiyor. Mesele vatansa gerisi teferruat diyecek bir noktada olmamız gerekiyor. Bence doğru. Bu çok değerli. Onun için bu mini anayasa paketinde az madde olsa bile uzlaşarak bunun parlamentodan çıkacak olması çok önemli. Bence bunun altını çiziyoruz. Bunu çok değerli buluyoruz, destekliyoruz ve katkı veriyoruz. Burada bizim bundan sonraki süreçte hiçbir şeyin 15 Temmuz'dan önceki gibi olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ya siyasetçilerimiz üslubuna dikkat edecek. Siyasetçimiz siyaset yapma tarzını gözden geçirecek. Herkes sorumlu davranacak. En çok da sorumluluk iktidara düşüyor. Ülkeyi evet. yönetiyor. Ülkeyi yöneten paylaşmasını da bilmeli bazı konularda. Bence bu konuda Sayın Başbakan'ın da açıklamalarını çok değerli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşunu çok önemli görüyorum. Muhalefetin bu konudaki desteğini çok önemli, çok değerli buluyorum. Bunları desteklemek, güçlendirmek gerekiyor. Onun için ben hem Başbakanımızdan aynı zamanda ana muhalefet ve muhalefet partilerinden randevu istedik. Bunları desteklediğimizi teşekkür için gideceğiz ve bu sürecin devam etmesini isteyeceğiz. Başkan ben son soru dedim ama sorularım içerisinde bir tanesini sormamışım. Onu da sormadan geçmeyeceğim. Tabii ki normalde bu darbe girişimi, FETÖ terör örgütü vesaire olmasaydı bugün sizinle asıl işçilerimizin durumunu konuşacaktık. Doğru. Gündem böyle bu kadar allak bullak olunca iş gündemi nedir? Çalışma onunla bitirelim çalışmaya. Çalışma ilgili gündemde Sayın Çalışma Bakanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Pek çok konuda yarım kalan çalışmalarımız, bunları tamamlamak için Sayın Çalışma Bakanımızla önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Takvimi yeniden gözden geçirir. Başta taşeron işçilerin durumu olmak üzere geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin konuları var. Bunlar acil çözüm bekleyen konular. Bunları da bir takvim içerisinde Sayın Çalışma Bakanımızla görüşeceğiz. Bu konulara yeni bir takvim yaparak bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Yine bir kısım sendikalarla ilgili bazı düzenlemeler şu anda torba yasası da gündemde. Onları mutabakatta çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii şu krizin atlatılması, yani devletin geleceğine yönelik bu tehdidin var olduğu bir dönemde önceliğimiz elbette ki ülkemizin birliği, bütünlüğü. Ancak bunu bu çalışmalarda bir taraftan yürüteceğiz. Biz 25 Ağustos'ta bir anma toplantısı yapacağız. Bir sendikamız yapıyor ama diğer sendikalarımıza devam ettirecek. Şehitlerimiz için 40. 15 Temmuz. Evet. 15 Temmuz'a yönelik 25 Ağustos'ta inşallah. Burada da şehitlerimiz var. Hakiş ailesinin 3 tane şehidimiz var. Allah 15 tane ağır yaralımız vardı. Benim genel başkan danışmanım başta olmak öyle üzere mi? Güvenlik görevlilerimiz ağır yaralılar. Onları tedavilerini devam burada ettiriyoruz. Burada Ankara'da mı? Evet, genel, Ankara'dalar. Evet. Ankara'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde inşallah bu anma toplantımızda gazilerimizi getireceğiz. Tabii. Şehit ailelerimizi getireceğiz ve orada bir şehitlerimizi, gazilerimizi anma toplantısı yapacağız. Çünkü Hakiş olarak gerçekten en ön safta yer aldı arkadaşlarımız. Genelkurmay'da, Beştepe'deki çatışmalarda, emniyetteki çatışmalarda arkadaşlarımızı. Millet tarih yazdı. Gerçekten TürkSat'ta, evet. TürkSat yayınını kestirmemek evet. için iki tane kardeşimizi şehit verdik. Of. Sendikamızın Allah kurucularından da bir tanesi Ahmet Öztürk kardeşimiz. Allah rahmet eylesin onlara. Bu şehirden TürkSat'a gittiler. Çünkü TürkSat uzak tabii, bir yerde yani. TürkSat'ı Gölbaşı. Teslim etmediler Allah razı olsun. Beklettiler, engellemeye çalıştılar ama şehit oldular. Yine Altındağ Belediyesi'nde sendikamızın yöneticilerinden bir kardeşimizi genelkurmay önünde gerçekten helikopterden atılan özellikle taramanın dışında genelkurmayın üzerinden atılan bir mermiyle sırtından vurularak şehit oldu. Yine bazı kardeşlerimiz kurşun yarasıyla yaralandılar. Bazıları şarapnel parçasıyla. Hakikaten Hakiş ailesi olarak ağır yaralıyız. Ama milletimiz için, ülkemizin bekası için, devletimizin geleceği için bu şehitlerimizi bizim de aynı zamanda gururumuz oldu. Acımız eyvallah. Fazla, tabii. yaralılarımız fazla ama gururumuz oldular bunlar. Ülkemizin geleceğine imza attılar. Onları 2. Kurtuluş Savaşımızın gazileri tabii. ve şehitleri olarak tabii. görüyoruz. Buradan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Gazilerimize acil şifalar. Onlar bizim geleceğimizde gerçekten tarihi bir rol üstlendiler. Allah onlardan razı olsun. Onlar var ki biz bugün burada bu yayınları yapıyoruz. Yoksa bu adamların katliam listelerindeydik. Dolayısıyla hepimizi
gerçekten siz bunlar canice... Siz de Tevhid Selam terör örgütünde suçlandınız mı pek başkanım? Pek çok daha bu evet, Milli İrade Platformu'na evet. destek olduğumuz için hakkımızda tabii. olmadık tezviratlar tabii. yapmışlardı. Olmadık yayınlar yapmışlardı. Allah onlara fırsat vermedi. Onun için biz Hakiş ailesi olarak bu mücadelenin en önünde yer alan arkadaşlarımızla birlikte diğer sivil toplum memur seninle beraber gerçekten sivil toplum olarak da büyük bir başarıya imza attık. Hiç milletimizle şüphesiz. Beraber milletimiz bu olayın hakikaten birinci aktörü oldu. Kahraman Sayın Cumhurbaşkanımızla yani. Beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamaları topluma büyük moral oldu. Hı hı. Halkın sokağa çıkması Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün devlet yönetimine moral oldu. Ben özellikle Genelkurmay Başkanımız bir şey ifade etti. O çok önemli. Dedi ki kültür merkezinin açılışı vardı Cumhurbaşkanlığında. Evet. Orada dedi sinevizyonda görünce askeri üniformayla halka silah sakan, halkın üzerine yürüyen insanları hakikaten hepimiz dedi mahcup duruma düştük. Tabii. Bu hainlerin bu üniformayı hak etmediklerini, bu tabii. üniformaya giyenlerin aslında ihanet şebekesinden olduklarını dedi bizim anlatmamız gerekiyor. Onun için Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere bu darbe girişimine direnen bütün komutanları, bütün askerlerimizi de yürekten kutlamak lazım. Polis gerçekten polisimiz, efendim. Askerimiz hakikaten isimsiz kahramanlar onlar. Evet. O kadar şeyler yaptılar ki o gün, o gece o kadar büyük başarıya imza attılar ki gözlerini kırpmadan işte özellikle Halis Demir'i rahmetle evet. anmak, Ömer Halis Demir'i rahmetle evet. belki de darbe girişiminin başarısızlıktaki en önemli aktörlerden evet. birisi. Kilit rol. Hasılı bütün şehitlerimizi, evet. gazilerimizi buradan bir kez daha onları şükranla anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ve biz 2. Kurtuluş Savaşımızı başarıyla sonuçlandırdık ama tehlike devam ediyor. Dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Kıymetli izleyiciler, bir siyaset analizinin daha sonuna geldik. Canlı yayın konuğum Mahmud Arslan Bey, Hak İş Konfederasyonumuzun Genel Başkanı. Uzun süredir peşindeyim, çok yoğun. Hem ülkeyi geziyor, yurt dışını çok ziyaretleri oluyor. Sağ olsun bugün de bize vakit ayırdı ama reklam arasında da konuştuk. Bu inşallah bu sefer çok uzun şey vermeyeceğiz başkanım. İnşallah. En azından 1,5 ay, 2 ayda bir Sayın İnşallah. Başkanımızla faydalanmak istiyoruz. Sayın Başkanım, şehitlerimiz, gazilerimiz, ülkemizle ilgili hepimizin söyleyeceği bütün temennilerini, dualarını yaptı. Biz de amin dedik. Ben tekrar sizi tutmak istemiyorum. 20.15'te tekrarımız var. Tabii hafta içinde de birkaç defa daha tekrar verilecek. Duyuracağım kıymetli izleyicilerimiz ama 20.15'te şimdi yapmakta olduğumuz program burada sonlandırıyoruz. Tekrarı var. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Esen kalın efendim.